Haziran'da hoş geldiniz. Sert, hareketli bir sonbahara başlangıç yaptık Eylül ayı ile birlikte. Gelişmeler Ağustos ayında hafif biraz durulmuş gibi olmuşken son günlerinde Sedat Peker'in yeni açıklamalarıyla başlayan siyasetteki hareketlilik, ekonomideki belirsizlik falan hepsini üst üste koyduğunuzda hareketli bir sezona girdiğimizi gösteriyor. Nereden bakarsanız bakın seçime en fazla 8-8,5 ay kaldı ve Hemen her şey seçime endeksli ve bu yayın boyunca da neler seçime endeksli ve neden seçime endeksli onu anlatmaya çalışacağım. Sedat Peker demişken son derece enteresan bir hadise ortaya çıktı. O da şu. Kasetler önce Çakıcı'ya geldi eski askerlerin kurduğu danışmanlık şirketinden. Bugünkü kapağımız bu. Kronos'a Alaaddin Çakıcı ekibi bir açıklama yaptı. Hem Alaaddin Çakıcı'nın kendisi kendisi hem de Alaaddin Çakıcı ekibinden biri. Ve dediler ki Sedat Peker'de olduğu ifade edilen kasetler önce bize geldi ve bu eski askerlerin kurduğu danışmanlık şirketinden de fakat biz kabul etmedik. Biz kabul etmeyince de bunu Sedat Peker'e götürdüler. Son derece enteresan bir iddia. Tam da Alaaddin Çakıcı Devlet Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'nde ziyaret ettiği şu günlerde İşte o kol kola fotoğrafta o ziyarette verildi iki gün önce çok tartışmayı da beraberinde getirdi ama artık devlet mafya kol kola bu ne demek böyle bir şey olabilir mi falan olaylarını geçtik artık sadece vaka analizi yapıyoruz Türkiye başka bir yere koptu gidiyor ee, yani ne zamandır söylüyorum olay artık restorasyon aşamasını geçti yeniden inşa edilmesi gereken bir sistemden ve yeniden inşa edilmesi gereken bir cumhuriyetten bahsetmemiz gerekiyor tümüyle yıkıldı kiriş kolon kalmadı duvarda tabi Şimdi bakalım habere. Kronos Çakıcı'nın sağ kolu iki nokta üst üste Peker'e kasetleri eski askerlerin kurduğu bir danışmanlık şirketi servis ediyor. Başlığıyla enteresan bir haber duyurdu. Haberde ee, Çakıcı'nın Halk TV'nin gündeme getirdiği af görüşmesi iddiası ile ilgili olarak Kronos'un sorusunu Sorusuna verdiği cevap var. Alaaddin Çakıcı diyor ki daha önce tedavilerim nedeniyle gidememiştim. Görüşme için bir ay öncesinden sözleşilmişti. Zamanlama tamamen tesadüf. Bazı konular konuştuk ama bunların arasında af konusu yok diyor. Devlet Bahçeli görüşmesine dair. Ama hikaye ondan sonra başlıyor. Görüşmede Çakıcı'nın yanında bulunan ve sağ kolu olarak bilinen bir isimse Kronos'a gene Açıklama yapıyor ve diyor ki Sedat Peker'in iddialarına ilişkin herhangi bir konu konuşulmadı. Alaattin Bey bu konuda taraf olmak istemiyor. Sedat Peker ile Çakıcı arasında bir sorun yok diyor. Birinci madde bu. Sedat Peker ile Çakıcı arasında bir sorun yok. İddialar doğru ki insanlar istifa ediyorlar diyor. Esasen konuşulmuş içeride müzakere edilmiş ama sadece bu ortalama laflarla mesaj veriliyor. Devamı daha enteresan. İlgili kişi yani çakıcının sağ kolu, iddiaların odağında eski askerlerin olduğunu belirtirken, belden aşağı kasetlerin önce kendilerine geldiğini ancak bu konuyla ilgilenmediklerini söylüyor. Enteresan bir konu. Çakıcının ilgilenmediği kasetlerin ve bilgilerin pekere eski askerlerin kurduğu danışmanlık şirketleri tarafından servis edildiğini öne sürüyor. Aslında emekli askerler, eski politikacılar iş adamlarına bakmak gerekir çıkar çarkı onların üzerinden yürüyor. Biz ne kasetlerle ne de daha önce bize gelen bilgilerle ilgilenmedik diyor. Şimdi bunu geçeceksiniz. Sadece şu anda konjonktürel olarak bir açıklama yapılmış. Bu açıklamayı neden yapıyorlar? Yani bu kasetler bize geldi ama biz ilgilenmedik. Neden böyle bir açıklamayı gazetecilere yapıyorsunuz veya neden böyle bir açıklamayı duyurma duyurma ihtiyacı hissediyorsunuz? Gündemdeki af tartışmalarıyla ilgili olabilir mi? Gündem karartma gündem değiştirme olabilir mi? Sedat Peker'i e etkisizleştirme olabilir mi? Sedat Peker'le de gene devlet içindeki bir klik arasındaki mücadelede yeni bir eşik mi? Ya da Sedat Peker buna cevap verecek mi? Bugüne kadar Çakıcı ile ilgili konularda topa girmeyen, asla girmeyen Sedat Peker acaba şimdi topa girecek mi? Bu iddialar üzerine. Bir diğer konu da şu bilen bilir filmlerde belgesellerde de görmüşsünüz burada bel altı kasetlerden bahsediliyor bel altı kaset söz konusuysa bu bir zarf içerisinde fotoğraf olarak veya işte kaset olarak görmüşsünüzdür bel belgesellerde filmlerde muhatabına gönderilir el altından veya gizli bir kurye ile şantaj yapılır ya para istenir ya bir iş tutması istenir ya da bir dışı iş halledilememiştir. Mafya adına veya işte ilgili odak kimse onun adına bu işin bitirilmesi istenir. Yani o kaşetler, o bel altı görüntüler neyse kamuyla paylaşmak, paylaşılmak, gazetecilerle gazetecilerle medyayla paylaşılmak için değildir. Twitter'da yayınlanmak için değildir. Onunla onunla şantaj yapılır. Eğer bu bel altı kasetlerle şimdi şantaj yapılmayacaksa, iş tutulmayacaksa bu birilerini bir takım kurumları, e, siyasette belli mekanizmaları bitirmek için kullanılacaksa o başka bir konu. Orada da gene bir amaca hizmet ediyor ama bu defa yayın yoluyla hizmet ediyor. Yani el altından bir zarf içerisinde muhatabına gönderilmek suretiyle değil, suretinde değil de Twitter'dan veya farklı kanallardan yayınlanmak biçiminde. Tıpkı Sedat Peker'in yaz aylarında TGRT'de üst düzey yönetici olduğu veya işte İhlas grubunda üst düzey yönetici olduğu söylenen biri hakkında yayınladığı bir görüntü gibi, kimsenin ismini bilmediği bir adamdı ama orada hedeflenen o kişi olmadığı gibi çalıştığı kurumdu. Ha işe yaradı mı yaramadı mı ne oldu bilmiyoruz. Ya da belki bu bir sadece bir yumuşak atıştı ya da neler yapılabileceğini elde nelerin olduğunu göstermek için bir ön izleme yaptı ya ya da yaptırdı Sedat Peker bilmiyoruz. Orada herhangi bir şey amaçlanmamış da olabilir. Fakat bu enteresan. Haliyle bu konuya Peker cephesinin veya Peker'in ne cevap vereceği, Çakıcı'yı, Çakıcı'ya bugüne kadar hiçbir şey demezken bugün muhatap alıp almayacağı ve bu kasetlerle yani belden aşağı kasetlerle ilgili neler söyleyeceği, bu kasetlerin kendisine Eski askerlerin kurduğu danışmanlık şirketinden mi gelip gelmediği konusunda ne söyleyeceği merak konusu. Peker demişken iddiaların odağında en son Taşkesenlioğlu iddialarının odağındaki iş kadını Mine Tozlu... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu rüşvet ağından haberi olmadığını düşünüyorum demiş. Aslı Topuzlu ona cevap vermiş. Bu rüşvette deizm modelidir. E, sistemi kurup, kurup geri çekilirsin. E, sonra e, fani kullarının basit günlük edinimlerine müdahale etmezsin vesaire... Cumhurbaşkanının haberi olabilir olmayabilir fakat saray çevresinden birilerine atış yapıldığı kesin ve bu atış artık cumhurbaşkanını da rahatsız edecek noktada. Ondan dolayı iki danışmanını görevden aldı ve yine Şadett Peker'in Zehra Taşkesenli olduğundan sonra ki Erzurum milletvekiliydi üst düzey bir pozisyonu yoktu ama bu defa üst düzey pozisyonu olan bir milletvekili var. 2015 yılından beri Samsun milletvekili, 2006 yılından beri AKP MKK üyesi ve 2015'ten beri gene AKP Genel Başkan Yardımcısı olan yani Erdoğan'ın yardımcısı pozisyonundaki, Erdoğan'ın partideki yardımcısı pozisyonundaki isim Çiğdem Karastan ve eşine dönük Sedat Peker'in gene işte borsa manipülasyonu gibi veya yolsuzluk rüşvet çarkı gibi bir e, suç iddiasında bulunacağı iddiası var. ...yakın çevresi tarafından bakalım göreceğiz. Sıradaki isim Zehra Taşkesenlioğlu'ndan sonra... ...acaba Çiğdem Kararslan mı olacak? Bu arada bir son dakika gelişmesi. Hablemitoğlu suikasti zanlılarından firari emekli albay Levent Göktaş... Bur ...Bulgaristan'da yakalandı. BBC Türkçe'den e, haberi okuyalım. İçişleri Bakanlığı açıklamasıyla... Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş'ın yakalandığı, Bulgaristan'ın Sivilengrad şehrinde yakalandığını öğreniyoruz. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı yaptığı açıklamalarla konuya açıklık getirmiş. Göktaş'ın 4 gün önce Sivilengrad şehrinde kaçak olarak Bulgar makamları tarafından yakalandığı haberini aldıklarını söylüyor ve bunun üzerine Bulgaristan makamlarıyla iletişime geçilmiş. Orada yakalandıktan sonra serbest bırakıldı diyor Süleyman Soylu. Bundan Türkiye kamuoyunun bir bilgisi yok. Bir ödeme karşılığı kendi iç kanunları çerçevesinde diyor. Biz bunun üzerine tekrar yüklendik ve Neticede dün akşam itibariyle gözaltına alındı ve biyometrik verileriyle bizim aradığımız kişi olduğu belirlendi diyor Süleyman Soylu. Ama bundan önce orada olduğunu öğrenince Interpol üzerinden hemen kırmızı bülten çıkardık. 24 saat içerisinde kırmızı bülteni Bulgaristan makamlarına ve komşu ülkelerin makamlarına iletmiş olduk diyor Süleyman Soylu. Göktaş'ın Bulgar makamları tarafından ya sınır dışı şey edileceğini ya da mahkemeye çıkarılacağını söylemiş Süleyman Soylu. Hangisini tercih edeceklerse biz iki sürece de talibiz diyor. Göktaş'ın Türkiye'deki avukatı Hüseyin Ersöz ise medyaskopa konuşmuş, müvekkilinin Türkiye'ye iade edilmesine dair bir talebi olup olmadığını bilmediğini, Bulgaristan'da da bir avukatı olduğunu ve Bulgaristan'daki işlemlerinin avukatı aracılığıyla Sürdürüleceğini söylemiş Bir kere daha e, ifade edelim Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı Türkiye'ye iadesi söz konusu Türkiye'ye iade edilecek mi? E, sınır dışı mı edilecek? Orada mahkemeye mi çıkaracak? Belirsiz Türkiye'deki avukatının açıklamasından anlıyoruz ki Levent Göktaş'ın epey bir süredir e, Daha doğrusu firari olduğu süre boyunca Türkiye ile avukatlarıyla herhangi bir ilgisi Teması yok her şeyi seçime endeksi derken kastettiğim konu bir konu da şu. Cumhurbaşkanı iki danışmanını yolladı ve bunu da en son AKP MKYK toplantısında perşembe günü MKYK üyelerine anlattı. Ee, Serkan Taranoğlu ve Korkmaz Karaca ile ilişkimizi bitirdik dedi. Şimdi Serkan Taranoğlu ismi hafta sonu iddialarında gündeme gelmişti. Ee, Sedat Peker'in belli ki bu iddiaları ciddiye aldı. Saray ve e, Serkan Taranoğlu'na Taranoğlu yol verdi. Korkmaz Karaca, Korkmaz Karaca hakkındaki iddialar, bir takım siyasetçilerle yakın ilişkisi, rüşvet yolsuzluk çarkının içinde olduğu, bir takım siyasetçilere gene hayat kadını falan ayarladığı falan gibi iddialar 14-15 aydır var. Ta Sedat Peker Mayıs-Haziran ayında 2021 çektiği videolarda bunları anlatmıştı. 14-15 aydır Korkmaz Karaca bundan etkilenmedi de şimdi mi acaba Korkmaz Karaca rahatsızlık vermeye başladı sarayda. İşte bu seçime endeksli hikayesi. Yani saray seçime giderken bak ben temizlik yapıyorum. Hakkında iddia, olan, iddia, hakkında iddia olanlarla, hakkında bir iddia ortaya atılanlarla beraber çalışmıyorum deme şirinliği gösteriyor olabilir. Tıpkı en son 30 Ağustos törenlerinde saraya büyük bir Atatürk posterinin asılması, işte askeri bandoya maçlar söyletilmesi falan gibi bir konu. Seçime doğru Erdoğan'dan bu yönde şirinlikler bekleyebilirsiniz. O arada Hakan Atilla Cumhuriyet'e konuşmuş ve Ali Fuat Taşkesenlioğlu'ndan Sermaye Piyasası Kurulu eski başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'ndan bahsetmiş. Hangi vasfı değerlendirildi de bankaya getirildi yani Halk Bank yönetimine atandı. Ben de merak ediyorum beraber çalıştık bankaya katkı sağlayacak tek bir şey yaptığını görmedim. Ne sıfatı vardı da genel müdür oldu anlayamadım diyor ve topu Ali Babacan'a atıyor. O arada enteresan bir... Ee, iddia ve o döneme ilişkin bir tanıklık avukat Murat Akkoç'tan gelmiş ve Bankasya ile ilgili olarak Taşkesenlioğlu'nun Bankasya'daki pozisyonu ve sonrasına ilişkin olu, sonrasına ilişkin olarak bir dizi tweet paylaşmış. Diyor ki: Hali hazırda İngiltere'de bulunan Bankasya eski yönetim kurulu üyesi Ali Çelik ve son genel müdür Ahmet Beyaz konuşmaz konuşamaz. Konuşacak ekip bunlar eliyle tasfiye oldu ve cezaevindeler." diyor. Ali Çelik 2011 tarihe kadar tarihine kadar Bankasya üst düzey çalışan olan AKP'li ekibi tanır ve bilir diyor. 2011 yılına kadar yüz milyonlarca dolarlık batık kredileri kefilsiz, ipoteksiz dağıtan bankadaki AKP'li Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Ünsal Sözbir, Erdal Erdem ve bunun gibi isimler 2011'de genel müdür olan Abdullah Çelik tarafından bankadan kovuluyorlar. Abdullah Çelik ve ekibi 2013 yılına kadar görevde kalıyor, batık kredi vermeyi kestikleri gibi eski kredilerden de kefil ipotek alıp bankayı bir nebze düze çıkartıyorlar. Abdullah Çelik ve ekibi 2015 15 Temmuz sonrası tutuklandı. Terör örgütü elinden yargılanıp ceza aldılar. Bankadaki AKP'li ekip hiçbir zaman Bankasya'dan dolayı yargılanmadı. Bilakis banka üst düzey çalışma geçmişlerine rağmen AKP referansıyla daha yüksek makamlarla ödüllendirildiler. Bu AKP'liler bankadaki konumlarını korumak adına Ali Çelik ve ekibinin sözünden çıkmadılar. Ali Çelik ve ekibi için liyakatsız çalışanların batık usulsüz krediler vermesi önemli değildi. Önemli olan kendi emirlerinin uygulanması bankadaki tek söz sahibi olmalarıydı. Emirleri olmayı kabul etmeyen Abdullah Çelik ve ekibi 2013'te ayak oyunlarıyla görevden alındı. 18 Ocak 2013 tarihinden bankanın TMSF, TMSF yönetimine geçtiği 3 Şubat 2015 tarihine kadar Ali Çelik ve ekibi genel müdür ve genel müdür bankanın yönetiminde karar vericiydiler. Diyor 17, 15 Temmuz sonrası aldıkları kararların arkasında durmadılar. On binlerce bankasya mağdurları için hiçbir hukuki çalışmanın içinde olmadılar. Olan çalışmalara destek vermediler demiş. Bu elbette avukat Murat Akkoç'un iddiaları ama içeriden enteresan bir tanıklık. İçeride olanlar yani cezaevinde olanlar kendilerini savunamayacak durumdalar. Türkiye'de belki bir yerlerde sakla, saklananlar için de aynı şey geçerli ama yurt dışında olanlar bir anlamda hürriyeti olanlar bulundukları ülkelere iltica etmiş veya bulundukları ülkelerde en azından e, Türkiye'nin tehdidi olmadan yasal bir takip olmadan hayatlarını sürdürenler tanık oldukları konuklara konulara il, 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 ilişkin olarak açıklama yapmalılar ve e, bu açıklamaları yapmazlarsa da töhmet altında kalıyorlar kalacaklar öyle görülüyor hem de bu kadar ayuka çıkmışken bu kadar ortadayken ileride yazacakları kitaplara veya konuşacakları belgesellere bırakıyorlarsa çok geç olacak diyelim ve elbette ismi geçenlerin cevap haklarının olduğunu da belirterek devam edelim. Hafta yine aynı oyun demiş Yeni Asya Gazetesi manşetinden önceki infaz yasasında olduğu gibi yine cinayet, tecavüz ve uyuşturucu suçluları bırakılacak diyor. Afla ilgili konular her dönem ısıtılıyor. Yılda bir iki kere gündeme geliyor. Her defasında da aynı şeyi söylüyorum. Devlet kendine karşı işlenen suçları affedebilir. Siyasi suçlar bu kapsamdadır. Ama cinayet gibi, tecavüz gibi suçlar devlete karşı işlenmiş suçlar değildir. O suçların affedilmesi asla söz konusu bile olamaz olmamalıdır. Deyip geçelim. Orada da başka bir oyun dönecek gibi görünüyor. O arada Kemal Kılıçdaroğlu İki gün önce yaptığı açıklamada dedi ki işte tüm KYK'lıları görevlerine iade edeceğiz. Bu büyük bir gürültü kopardı. Nerede? AKP tarafında mı? Hayır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi mahallesinde ve partinin grup başkan vekili Özgür Özel e, konuya açıklık getirelim demiş. Yeterince açık olduğu halde. Diyor ki KYK konusuna açıklık getirelim yargılanıp beraat edenler, kovuşturmaya gerek olmayanlar iade edilecek. Darbeciler, elikanlılar, planlayıcılar, finansörler bu kapsamın elbette dışında. Şimdi darbeciler, elikanlılar, planlayıcılar, finansörler dediğinizde mesela finansörler dediğinizde o kadar şirkete, holdinge, pastanelere bile çöküldü. Ve buna, bunun nedeni terörün finansmanı. Bu onlara ya, yani burada şunu söylemeye çalışıyor darbeciler falan falan derken böyle geniş bir kapsam. Cemaatten dolayı başına kimin iş geldiyse onunla ilgili afmak afmaf yok kardeşim. Göreve iade iade yok. Sadece onun dışındakiler söz konusu diyor. Fakat o kadar açık söyleyemediği için böyle bir şey vermiş. Açıklama yapmış. Yani balyozun hakimleri göreve iade edilir mi hiç? Asarız kendimizi niye yapmayız öyle bir şey? Balyoz nere? 15 Temmuz o hal KHK nere? O da ayrı bir hikaye. O arada Osman Kavala 1 Eylül itibariyle bir yazılı açıklama yaptı. Bu yazılı açıklamada ilk defa isim vererek konuştu. Daha evvel Aslı Aydın Taşbaş isminden bahsetmemişti. Bu defa ismini geçirdi. Diyor ki... Henry Barken'in 18 Temmuz 2016 tarihinde Karaköy lokantasında benimle değil Aslı Aydın Taşbaş'la yemek yemiş olduğuna dair açıklaması... ...benimle ilgili iddianamede yer alan kasıtlı çarpı çarpıtmayı aleni hale getirdi. İddianameyi hazırlayan iki, ikinci defa HSK'ya Hakim Savcılar Kurulu şikayet ettik. İlk şikayetimiz iddianamede yalan beyanlar kullanılması ile ilgiliydi demiş. Şimdi... Osman Kavala'nın kronolojisine baktığınızda yani dava ve tutukluluk kronolojisine baktığınızda gözaltına alınması ve tutuklanması aslında iki suçtan. İki suçlamadan daha doğrusu öyle söyleyelim. Bir gezi meselesi bir de bu Henry Barkey ile ilişkisinden dolayı veya görüşmesinden dolayı casusluk meselesi. Henry Barkey bir Amerikan casusu olarak tanımlanıyor öyle iddia ediliyor onunla buluşan da casus oluyor. İddianame tamamlan, tamamlanıyor 2019 yılında görüyorsunuz tarihleri ve casusluktan tahliye ediliyor. Yani Henry Barkey konusu düşüyor. Ondan dolayı taraflar rahat bir nefes alıyor. Fakat takip eden aylarda 18 Şubat 2020'de Gezi'den beraat ederek tahliye ediliyor. 9 Mart 2020'de casusluktan tutuklanıyor. Yani bu işte Henry Barkey ile Karaköy lokantasında yenilen yemek, bir takım işte telefonların aynı bölgeden sinyal vermesi vesaire. Bu kararın üzerinden yaklaşık bir yıl geçtikten sonra gezi kararı bozuluyor. Gezi kararı bozulduktan sonra Nisan 2022'de casusluktan beraat ediyor. Tahliye edilirken geziden müebbet hapis cezası veriliyor. Yani Osman Kavala 2017-2019 arasında casusluktan tutuklu. Yine 2020 Nisan 2022 arasında yani Mart 2020 Nisan 2022 arasında 26 ay boyunca, 25 ay boyunca sadece casusluktan tutuklu. Geziden beraat etmiş durumda. Dikkat edin kronolojiye. Mart 2020'den Nisan 2022'ye kadar casusluktan tutuklu. Şimdi deniyor ya ya casusluktan tahliye edildi zaten. Edildi ama ondan önce 25 ay boyunca tutukluydu bu adam casusluktan. Sadece casusluktan tutukluydu. O olayda Henry Barkey ile ilişkisi meselesi Ondan dolayı da ben buradaki yayınlarda taraflar keşke daha önce konuşsaydı açıklama yapsaydı dedim. Esasen Henry Barkey yapmıştı. Hiçbir zaman saklamadım dedi. Ee, bir başkasıyla yemek yediğimi, e, bir başkasıyla buluştuğumu Amerika'da herkese söyledim dedi. Ayrıca e, Atlantik'te de e, bunu bir makale olarak kaleme aldığını söyledi. E, ayrı, e, ve gene ifadelerinde beni arayan beni soran olmadı Türkiye'den dedi Henry Barkey. Ne Osman Kavala'nın avukatları ne de tek bir gazeteci bu konuda beni arayıp hiçbir şey sormadı. Dolayısıyla suskun değildim bu konuda dedi. Bunu defaatle de söyledi. Suskun olan kişi Aslı Aydın Taşbaş'tı. O da tam bir netlikle bu olayı doğrulamadığı gibi bu olay ortaya çıkınca öfkelendi ve taraflara kızgınlığını ifade eden cümleler kurdu. Tabii onun alt metninde şu var. Şimdi siz Henry Barkey ile ilişkilendirildiğinizde casusluktan tutuklanıyorsunuz. Sizin aslında ilişkili olmadığınız bir başkasının yemek yediği ortaya çıkınca da bu defa o topa girer mi endişesi? Neyse daha fazla uzatmayayım anlayan anladı. Şimdi e, yargının halleri. E, Türkiye Barolar Birliği'nin başkanı Erinç Sakan ismine bakıyorum. Yani çünkü gerçekten hani çok fazla gündemde göremiyorsunuz. Olan biten hadiselere karşı açıklamasını nasıl bir eylem planı var çok fazla göremiyorsunuz. Metin Feyzoğlu'ndan sonra başkan oldu e, Türkiye Barolar Birliği'ne. Yargıtay'da düzenlenen Adli Yıl açılış töreninde e, Yargıtay Başkanı ve Cumhurbaşkanı'nın konuşmaları canlı yayınlanırken Barolar Birliği'nin başkanının konuşması canlı yayınlanmıyor. Sebebi ne? Sebebi şu. Altus Organizasyon diye bir organizasyon var. E, iktidardan kamu ihalesi alan bir şirket bu. O yayını kesiyor. Bu e, bu haberi de Altan Sancar gazeteci bize duyurmuş. Gene gündemdeki bir hikaye Celal Şengör ile alakalı. İbrahim diye bir adamın yaşadığı malum değil. Musa peygamber diyorlar o adamı da tarih bilmiyor deyince... işte efendim halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılamak suçundan şüpheli olarak filan ifadeye çağrılmış bu konuşuluyor. Bu fikir hürriyeti midir, değil midir vesaire. Eser Karakaş dinler tarihi hakkında çoğunluğun kabulünden farklı bir şey söylemek, neden dine hakaret olsun demiş. Esasen buna katılırım çünkü dinler tarihi dediğinizde esasen bir efsaneler tarihi de söz konusudur. Bilemiyoruz. Farklı efsanede farklı şeyler anlatılıyor. Kur'an'ın elbette bir anlatısı var ve buna Müslümanlar iman ediyorlar. Her ne hal ise burada halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri, dini değerleri alenen aşağılamak dediğinizde halkın egemen bir bölümünün benimsediği dini değerler söz konusu. Haliyle bir kişinin böyle bir fikir ileri sürmesi Hayır öyle düşün sen böyle düşünüyorsun ama İbrahim diye biri vardır peygamberdir Musa diye biri vardır peygamberdir diye cevap da verilebilir bunun muhatapları da cevap verebilir yani Musa'dan bahsettiğinizde bu Yahudilerle ilgili bir konudur Yahudiler de buna cevap verme ihtiyacı hissedebilirler ve bir fikir masasında bu konu müzakere edilebilir ama olay yargıya intikal edince başka bir tarafa gidiyor Tabii her şey de yargıya intikal etmiyor mesela bu konu Perinçek Hazreti Muhammed'in bir yılda Mekke'de bir yılda ancak 40 kişiyi bulduğunu biz diyor hiç olmasa 40 bin kişiyi bulduk. Hazreti Muhammed'ten çok ileri noktadayız falan diyerek bir söz sarf etti. Ve bu da özellikle belli kesimlerde tepkiye yol açtı ama hiç kimse Doğu Pelinçak hakkında işlem yapmadı. Onun hakkında işlem yapıyorsanız bunun hakkında da halkın benimsediği halkın bir bölümünün benimsediği dini değerlere saygısızlıktan işlem yapmanız icap ederdi. Hoş ben kime ne anlatıyorum. Diyorum ve bugünkü manşeti de böylelikle noktalıyorum. Her şey seçime endeksli. Bundan sonra her şeye böyle bakılması icap eder. E, kamu e, Kamunun aydınlanması, ülkenin bir aydınlanma devrimi yaşaması, e, ne bileyim hesap verilebilirliğin olması, şeffaflığın olması falan bunun için yapılıyor değil. Aktörler kendi aralarında tepişiyorlar. O tepişmeden dökülen kırıntılarla da biz analiz yapmaya çalışıyoruz rejimin değiştirilmesi, hükümetin devrilmesi, yeni bir iktidarın gelmesi midir Murat yoksa başka bir hesap mı var? Başka bir hesap mı var? Bunu önümüzdeki 5-6 ay içerisinde çıplak bir şekilde öğreneceğiz. Çok fazla beklemeyeceğiz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. İyi hafta sonları.